Merkez Bankası beklenti anketleri her geçen gün biraz daha komikleşmeye başladı. Uzmanlar gördüğüm kadarıyla beklentileri değil gerçekleşmeleri dile getiriyorlar. Geçen ay bakıyorsunuz dolar 7.30 civarında, beklentileri 7.34. Bu ay bakıyorsunuz şu anda dolar 7.57 civarında, onların beklentisi 7.60. Sonuç itibariyle pek çok insan ya da yatırımcı bu beklenti anketlerine bakarak kendisine bir plan kurguluyor. Bu beklenti anketleri aslında çok ama çok önemli. Ama ne yazık ki beklenti anketlerine katılan uzmanlar gerek siyasi görüşlerinden dolayı, gerek korkularından dolayı, gerekse koltuklarına olan sevdalarından dolayı gerçekleri konuşmak yerine sağlamcı davranmayı tercih ediyorlar. Bugün dolar neyse onu söyleyelim, geçelim gidelim. TÜİK enflasyon rakamını %11.26 açıkladı. O zaman biz de %11.46'lık bir yıl sonu beklentisi koyalım, olsun bitsin kafasında takılıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın beklenti anketlerinin piyasadaki önemi her geçen gün biraz daha azalmaya başladı. Prestij de dibe vurmuş durumda. Bugüne kadar her söyledikleri boşa çıktı. Bugünden sonra da boşa çıkmaya devam edecek. Bu videoda hem rakamları, bugünkü rakamları değerlendireceğiz, hem de çok önemli bir haber akışı var. O haber akışında konuşacağız. Tabii pandemiyle ilgili gelişmeler var. Onları da sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Rakamlara geçmeden önce Merkez Bankası'nın beklenti anketine şöyle bir bakalım. Yıl sonu enflasyon beklentisi 11.46. Neredeyse TÜİK'in bu ay açıkladığı rakamla birebir aynı. Yani TÜİK ne söylüyorsa biz de onu söylüyoruz diyorlar. Bir baba yiğit de çıkıp da kardeşim Türkiye'de dolar her geçen gün yükseliyor ve dolar kuruna bağlı bir enflasyonist ortam oluşuyor. O nedenle de enflasyonun bu seviyelerde kalması mümkün değil. Üstelik mevsimsellik avantajlarını da geride bırakıyoruz. Yaz ayları bitiyor. O nedenle enflasyon daha da yükseliş eğilimine girecek. Bakın yakın zamanda devalüasyonist bir etki olur. O nedenle doların yükselmesi enflasyon üzerine ciddi baskı yaratır demiyor. 11.46'lık bir beklentide bulunmuşlar enflasyonist açıdan. Yıl sonu dolar beklentilerine bakıyorsunuz. Şu an itibariyle arkadaşlar dolar 7.57.27'den işlem görüyor. Belki de pazartesi günü 7.60 olacak. Belki de değil, büyük ihtimalle 7.60 olacak. Sonrasında 7.80'i zorlamaya başlayacak. Bu arkadaşlar garantici olacak ya. 7.60 demişler dolar beklentisi için yıl sonunda. Önümüzde daha Ekim var, Kasım var, Aralık var, pandemi var, işsizlik var, enflasyon var, yoksulluk var, dünyadaki gelişmeler var, yabancıların çıkışı var. Bütün bu koşullar içerisinde doların 7.60 seviyesinde kalmasını bekliyor arkadaşlar. Önümüzde bir 4 ay neredeyse var. Ona rağmen doların bugünkü seviyesinden daha fazla yükselmeyeceği kanaatindeler. Büyüme beklentilerini %1.6'dan %1.5'e indirmişler. %1.5'luk bir daralma bekliyor arkadaşlar. Neye göre diye sorarsanız sanıyorum orada da TÜİK'in beklentisini birebir almışlar, şablon olarak geçirmişler. Şu beklentilerin hepsi tamamen çöptür. Burada gerçekleşebilecek tek rakam, o da güvenilirliği aşırı derecede sorgulanabilir, büyüme verisi olur arkadaşlar. Belki %1.5'luk veriyi tutturur Türkiye ama çok sorgulanır. Nasıl oluyor bu iş diye. Ama onun dışında ne enflasyon beklentisi ne yıl son dolar beklentisi tutmaz, tamamen fasafiso beklentiler arkadaşlar. Merkez Bankası'nın kendisi bile zaten enflasyonun yükseliş eğiliminde olacağını söylüyor. Ekonomiyi yöneten bakan bile doların her an kırılabileceğiyle ilgili endişeli açıklamalar yapıyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bile dolar nereye giderse gider önemli olan rekabetçi olması demeye başladı. Ama bizim Merkez Bankası'nın uzmanları hala bugünkü dolar verilerini alıp Aralık ayındaki beklentileri olarak bizlere sunmaya devam ediyorlar. Hem piyasaları, hem aracı kurumları, hem yatırımcıları, hem bankacıları, hem vatandaşı aptal yerine koymaktır bu arkadaşlar. Bugünkü rakamları alıp söylemek bir beklenti değildir. Tamamen karşısındaki insanları keriz yerine koymaktır. Onları önemsememektir. Dersini çalışmamaktır. Peki ben nereden ulaşıyorum 9 liraya? Gayet basit. Türkiye'nin kırılganlıkları ortada. Enflasyon sorunu var. Dış borç sorunu var. Bütçe sorunu var. Dış ticaret açığı sorunu var. Buna bağlı olarak cari açık sorunu var. İşsizlik sorunu var. Yoksulluk sorunu var. Siyasi gerilimleri var. Uluslararası gerilimleri var. Dünyada o kadar büyük prestij kaybetmiş ki bırakın borç bulmayı, swap anlaşmaları bile yapamaz hale gelmiş durumda. Yakın zaman içerisinde 176 milyar dolar ödemesi gerekiyor. Eğer
Eğer ki dolar devalüe olmazsa bu koşullar içerisinde o parayı bulup çevirmesi mümkün değil. Devalüe olursa belki vatandaş elindeki doları bozdurur. Oradan rezervlerini bir miktar doldurur. O sayede belki bu borcu ödeyebilir. Cari açık 40 milyara doğru gidiyor neredeyse. 30 milyar kesin de turizm gelirlerine bakacağız orada. Sahiden söyledikleri gibi 10-15 milyar dolarlık bir turizm geliri olursa 30 milyar da sabitlemeyi başarırlar. Olmaz ise zaten 40 milyar doları bile aşan bir cari açıkla karşı karşıya kalırız. Öbür taraftan ödemeler başlıyor. Konutla ilgili ödemeler, tüketici kredileriyle ilgili ödemeler, teşvik adı altında verdikleri krediler, bütün bunların geri ödemeleri başlıyor yakın zaman içerisinde. Büyük batıklar oluşacak arkadaşlar. Yani bankacılık sisteminde ciddi bir kırılma, finansal bir krizle karşı karşıya kalınabilir. Bu da yine dolar üzerinde baskı yapmaya devam edecek. Bütçe açığı zaten kapatılamıyor. Bütçe açığının kapatılması bir yana her geçen gün biraz daha açılması muhtemel. Bakmayın siz geçen ay 28 milyar fazla verdiğine. Konut avantajı kullanıldı, araç avantajı kullanıldı ama o iş de bitti. Çünkü bir kerelik bir mermiydi. Türkiye'nin işi her geçen gün zorlaşıyor. Uluslararası arenaya dönüyorsunuz. Orada pandemi etkisi var. Yurt dışında gerilimli ortamlar var. Doğu Akdeniz meselesi var. Orta Doğu meselesi var. Suriye meselesi var. Amerika-Türkiye gerilimi var. Amerika'nın Çin'le gerilimi, Rusya'yla gerilimi var. Avrupa Birliği içerisindeki çatırdama var. İngiltere-Avrupa Birliği arasındaki gerginlik var. Bütün bunların yansıması da yine tüm ekonomileri kırmaya devam edecek. Ve bunun üzerine bir de ikinci dalga etkisi geldiği an itibarıyla dünya ister istemez küçülecek ve büyük bir ekonomik bunalıma doğru ilerleyecek. Bu koşullar içerisinde Türkiye ihracatını mı arttıracak? Döviz gelirlerini mi arttıracak? İşçi döviz gelirlerini mi arttıracak? Bakın size bir not. Yurt dışından aldığımız bilgiler, haberler bunlar. Yurt dışındaki işçiler tedirgin. Bırakın dövizlerini getirmeyi, buradaki paralarını alıp Almanya'ya ya da yurt dışına götürmeyi planlıyorlar. Bu da 35-40 milyar dolara denk geliyor arkadaşlar. Korkunç bir para çıkışından bahsediyoruz. Gerek doğrudan yabancı sermaye, gerekse sıcak para dediğimiz borsada, tahvilde işlem yapan yabancı sermaye hızlı bir şekilde Türkiye'den kaçmaya devam ediyor. Bu da dolara olan talebi arttırıyor. En iyi ihtimalle 9 lira diyorum. Yani kademeli yükselişlerle önce 7.80, sonra 8.20 ve sonrasında 9 liraya giden bir dolar kuru görürüz Aralık sonuna kadar. Bu iyi ihtimal. Eğer ki kötü ihtimal gerçekleşirse bir sabah uyandığımızda 14-15 lira hatta 20 liralara dayanan bir dolar kuru görürüz ki işte o zaman siz enflasyonu öyle %10-11 civarında tutamazsınız. İthalata bağlı bir ekonominiz var. Dolayısıyla kura bağlı bir ekonominiz var. Bu korkunç fiyat artışları anlamına gelir. Enflasyonda da ciddi kırılmalar anlamına gelir. Gördüğünüz gibi İki tahminde tamamen fiyasko arkadaşlar. Yıl sonu enflasyon beklentisi bütün bu koşullar içerisinde %11.46. Yıl sonu dolar beklentisine bakıyorsunuz bugünkü rakamla aynı. Artık piyasaların, yatırımcıların, bankaların, finans kuruluşların ya da yabancıların beklentilerini karşılamıyor. Kimse Merkez Bankası beklenti anketlerini öyle merakla falan da beklemiyor. Bence Merkez Bankası mutlaka bu konuyla ilgili kendisini gözden geçirmeli. Bu anketi kimlerle yapıyorsa eğer o kişileri de acilen değiştirmeli. Eğer değiştirmezse her geçen gün prestijini biraz daha kaybeder. Gelelim şu altının 607 lira meselesine. Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin, diğer gelişmiş ülkelerin yeni yeni teşvikler açıklamasıyla birlikte, pandemi etkisiyle birlikte, seçim ve Amerika-Çin gerilimiyle birlikte stres ortamına daha da fazla girecek. Ve bu stres ortamı altına olan talebi her geçen gün arttıracak. En kötü 2100 dolar seviyesinde bir altın ons değeri göreceğiz. Altının onsunun 2100 dolar olduğu ortamda, doların 9 liraları vurduğu bir ortamda gram altının fiyatı 607 liraya denk geliyor arkadaşlar. Bunları hiç itibar etmeyin. Bu rakamlara bakmayın bile. Çünkü samimi değil, çünkü gerçekçi değil, çünkü temelinde hiçbir veri yok ve tamamen politik, tamamen koltuk kaygısıyla ve tamamen korkularla yapılan tahminler bunlar. Başka hiçbir
açıklaması yok. Neden altın yükselecek, neden dolar yükseleceğin başka argümanlarını da sizlerle paylaşayım. Güney Afrika randıyla Brezilya reali de değer kaybediyor Türkiye gibi. Daha yeni bu konuyla ilgili video paylaştım sizlerle biliyorsunuz. Sadece Türkiye'de değil, gelişmekte olan ülkelerin tamamında paralar değersizleşecek dedim Fed'in açıklamasından sonra biliyorsunuz. İsim isim söyledim. Güney Afrika'yı söyledim, Brezilya'yı söyledim, Venezuela'yı söyledim, Arjantin'i söyledim. Bakın sadece Türk lirası değil, aynı zamanda Güney Afrika randı ve Brezilya reali Fed'in açıklamasından sonra dolara karşı değer kaybetti. Aynı Türk lirasında olduğu gibi. Ama Türk lirasının farkı bu ülkelere göre kırılganlıklarının daha da fazla artması. Çünkü onlar en azından durumlarını kabul ettiler. Bizimkiler sürekli olarak durumun üstünü örtmeye çalıştılar. Bütün çöpleri halının altına süpürmeye çalıştılar. Artık halının altı bu çöpleri kabul etmiyor. CDS 500'ün altına inmiyor. Dolar endeksi hafif geri çekiliyor ama 93'ün hemen sınırında. Vaka sayısı 30 milyonu aşmış durumda. Erdoğan Türkiye'deki vakaların da hızla arttığını söylüyor ve bu konularla ilgili kısıtlamaya gidilebileceğini ifade ediyor. Alın size reel sektör krizi, alın size işsizlik krizi, alın size gelir krizi, alın size yoksulluk krizi, alın size bankacılık krizi. UNICEF açıklıyor, salgın 150 milyon çocuğu daha olumsuz yönde etkiliyor ve yoksullaştırıyor diyor. Yani dünyada özellikle fakir ülkeler daha da fakirleşiyor arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'daki vaka sayısı endişe verici boyutlara geldi diyor. Aşı ile ilgili haberlerse hala net değil. Bir aşının geliştirilmesi en az 3-4 yıl sürüyor arkadaşlar. Ne kadar hızlı test edilirse edilsin. Evet, devlet başkanları çıkıyorlar, açıklamalar yapıyorlar ama emin olun bu açıklamaların çoğu toplumları rahatlatmak, biraz sakinleştirmek için arkadaşlar. Aşının bulunamayacağını, bulunsa bile 7 milyar insanın ihtiyacını karşılayamayacağını herkes gayet iyi biliyor. Ama vaka sayıları da her geçen gün artıyor ve bu da riskleri arttırıyor. Alın size altının yükselmesi için bir neden daha. Kritik gelişmeler var aynı zamanda pandemi dışında. Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren meseleler. Diyor ki ABD, Katar'ı NATO dışı önemli müttefik ilan edeceğiz. Bu ne demek? Amerika Katar'ı yanına çekiyor ve dolayısıyla Türkiye Amerika ile zıtlaşırsa Katar'ı da kaybetmiş olacak. NATO, Türkiye-Fransa raporu kritik diyor. Bunu açıklayamayız diyor. Çünkü ciddi problemler var diyor. Bu ne demek? Türkiye NATO içerisinde de sorgulanıyor. Libya Başbakanı Sarraç, yani bizim adam, Trablus bölgesinin başbakanı biliyorsunuz. İlişkiler kurduğumuz, anlaşmalar yaptığımız, Doğu Akdeniz'de kendimize bir hat oluşturduğumuz yönetimin başbakanı olan Sarraç istifa kararı açıkladı. Libya'da demokrasi ve barış istiyoruz dedi. Kimin baskısıyla? Amerika'nın baskısıyla, Rusya'nın baskısıyla, Avrupa Birliği'nin baskısıyla. Dolayısıyla her an yönetim değişebilir ve bizim anlaşmada her an suya düşebilir. Öbür taraftan Oruç Reis'i geri çekiyoruz. Mısır'la arka planda görüşmeler yapıyoruz. Bu konuları eleştirecek miyim arkadaşlar? Bakın Erdoğan'ın iki açıklaması var. Bunlardan birisinde diyor ki Erdoğan, Oruç Reis'i diplomasiye fırsat sağlamak için geri çektik. Öbür açıklaması, Mısır'la istihbari görüşmeler için engel yok. Kesinlikle ve kesinlikle altına imza atıyorum bu açıklamalar. Ya biz bakım için Oruç Reis'i geri çağırıyoruz. Olur mu öyle şey? Buna çocuk bile inanmaz. Burada yapılması gereken aynen Cumhurbaşkanı'nın şu anda söylediği gibi, evet kardeşim biz Oruç Reis'i geri çektik, diplomatik görüşmeler yapacağız. Yunanistan'la, Avrupa Birliği'yle, Amerika'yla orta bir noktada buluşursak başka bir yöntem izleyeceğiz ama belli bir noktada buluşamazsak tekrar Oruç Reis'i göndereceğiz, askeri gemilerimizi göndereceğiz demek doğruyu söylemektir ve vatandaşı oyalamamaktır. Vatandaşı yanlış yönlendirmemektir. Öbür taraftan biz sahiden Mısır'la, Suriye'yle arka planda görüşmeler yapıyorsak ne güzel. Bu ülkelerle elbette barış masasına oturmak zorundadır Türkiye. O anlamda Erdoğan'ın bu söyledikleri önemli. Ama şu şerhimi de koyuyorum elbette. Türkiye o kadar büyük bir ekonomik çıkmaza, siyasi çıkmaza, aynı zamanda uluslararası çıkmaza girdi ki, bakın benim aylardır konuştuğum, söylediğim, uyarmaya çalıştığım meseleler bunlar, artık geri adım atmak zorunda kaldı. Elbette bir siyasetçi seçimlere yaklaşırken, adım adım seçimlere giderken çıkıp da biz hata yaptık, bunları yapmamalıydık demeyecektir.
Bakın sadece şu okuduklarım bile hem altının hem de doların ne kadar kırılgan olduğunu bize çok net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Buna rağmen Merkez Bankası'nın anket yaptığı, önemseyerek anket yaptığı uzmanlar ne diyor? Bugünkü dolar kuru yıl sonunun dolar kurudur. Bugünkü enflasyon yıl sonunun enflasyonudur diyor. Diyecek hiçbir şey yok bu yaklaşımı arkadaşlar. Sadece şunu söylüyorum. Hodri meydan. Yıl sonunda dolar en az 9 lira. Altının gramı en az 607 lira. Altının onsu en az 2100 lira. Bakalım hangimiz haklı çıkacağız. Hep birlikte göreceğiz. Ve gelelim rakamlara. Rakamlar bugün bize neler söylüyor? Borsa 111 bin seviyesinin üzerine çıktı bir kez daha. Hayırlısı çıkıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor ama hiçbir gerçekçiliği yok. İstediği kadar çıksın insin. Varlık fonu kendi çalıyor, kendi oynuyor. Kimsenin de artık bu gel gele gittiğini sanmıyorum. Dolar 7.57 seviyelerinde. 7.55'in üzerinde kapanış gerçekleşecek büyük ihtimalle. Dolar kuru çok yakın zaman içerisinde. Hatta önümüzdeki hafta büyük ihtimalle 7.80 yolculuğuna başlayacak. 7.80'e gittikten sonra 7.60-7.80 aralığında dalgalanabilir. Orada kendisine sağlam bir taban oluşturduktan sonra ilk hedefi de 8.20-8.30 aralığı olacaktır arkadaşlar. Sonrasında da 9 liraya gidecektir. İyi ihtimal. Euro 9 liranın sınırına geldi. 8.95-55 seviyesinde. Tabi buradaki en önemli etki Türk lirasının hem dolara hem euroya karşı ciddi değer kaybediyor olması. Yoksa parite 1.18'de kendisini sabitlemiş durumda. Faiz 13.73 seviyesinde gördüğünüz gibi 14'ü zorlamaya başladı. Yine önümüzdeki hafta hem kurdaki harekete bağlı olarak hem de kurun tetikleyeceği enflasyon beklentilerine, gerçek enflasyon beklentilerine bağlı olarak 14'ün üzerinde bir tahvil faizi görebiliriz. Kimse şaşırmasın arkadaşlar. Altın onsu dün 1930'lara kadar geriledi. Dedim ya size hiç umurumda bile değil. Bu seviyelerin hiçbir önemi yok. Bu seviyelerde duramaz dedik altın onsu. Nitekim duramadı. 1950'nin üzerine attı kendisini. Eğer ki bugün 1950-1960 aralığında bir kapanış gerçekleştirirse altın onsunda da 1980'e gidişi göreceğiz ilk etapta. 1980'den sonra ise ilk hedef 2000 üstü olacak ve bir daha uzun bir süre belki de hiç 2000 doların altını görmeyeceğiz arkadaşlar. Hem doların hem altın onsunun kısa vadeli yükselişiyle birlikte de gram altında 500 liranın üzerine atacak kendisini ve bir daha 400'lü seviyeleri görmeyeceğiz arkadaşlar. Bu arada OPEC ülkelerinin açıklamaları oldu, Suudilerin açıklamaları oldu, petrolde kısıtlamaya gideceğiz vesaire diye tekrar Brent petrol 43 dolar seviyelerine geldi ama bence gerçekçi değil. Bu açıklamalar günü kurtarır. Ekonominin gerçekleri, pandeminin gerçekleri, dünyanın gerçekleri baskıyı devam ettirir ve petrolü biz 20 dolar seviyelerinde büyük ihtimalle göreceğiz arkadaşlar yıl sonuna kadar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.